Sevgili spor severler, spor saati devam ediyor. Evet, Fethiyespor'da İstanbul Spor mağlubiyetinin ardından Fethiyespor Başkanı Okan Uysal'la konuştuk. Lacivert Beyazlı takımın başkanı Sayın Uysal, İstanbul Spor maçını değerlendirdi. Bu arada hem bu hafta oynayacağımız Tepecik Spor maçı ile ilgili olarak hem de Enver Ataçoğlu'nun yerine teknik patronluğa gelecek isim konusunda sorularımızı cevaplandırdı. Özellikle de Fethiyespor'u şampiyon yapan Mustafa Ceviz'le görüşüp görüşülmediğini sorduk. Aldığımız cevap ekranlarınızda. Ne söyleyeceksin, nasıl bir karşılaşmaydı? Şimdi ilk yarıda daha kontrolü rakipte olan bir karşılaşmaydı. İkinci yarıda da biz hakimiyeti kurmuştuk. Fakat ilk golü yedikten sonra hemen onun karşılığını da verdik. Güzel bir golle. Fakat sol bek mevkiinde mecburi değişiklikten dolayı, bir sakatlıktan dolayı yeni o değişiklik bir anda olmasından dolayı bir adaptasyon sorunuyla ikinci golü yedik. Pozisyonlarımız gene oldu ama neticesinde mağlup olarak geri gelmiş olduk. Bu hafta Tepecik maçı var. Evet. Nasıl bir maç olacak? Yine yeni hocamız bu maç öncesi takımın başında olabilir mi? Bu süreç nasıl geçiyor? Şimdi şöyle iki gündür görüşmelerimiz devam ediyor hoca adaylarımızla. Bizim isteğimiz bu maça hocayı yetiştirmek bir şekilde. Onun için de ya yarın ya yarından sonra bu işi noktalamaya çalışacağız. Mustafa Ceviz sesleri var. Evet. Görüşüldü mü? Görüşüldü. Evet. Anlaşamadık. Evet. Bu kulüpten kaynaklı bir şey değil. Mustafa Hoca kendisinin bir mazeretinden dolayı anlaşmayı düşünmediğini bildirdi bize. Biz de bunu saygıyla karşılıyoruz. Kendisine de başarılar diliyoruz. Evet hocam. Yeni Selahattin Dinçer sesleri de var hocam. Var mı böyle bir şey başkanım? Şimdi hocaları yıpratmamak lazım. Yani görüşmeden bir isim telaffuz etmek onları da yıpratıyor. Bize de teklif var Selahattin Hoca ile ilgili. Kendisini de başarılı buluyoruz. Ama şu anda bir başka isimle görüşüyoruz. O da netleşir birkaç gün içinde. Yani önemli olan Fethiyespor'un menfaatlerini en iyi bir şekilde kamuoyuna yansıtacak bir hocayla çalışmak istiyoruz. Bizim gerçekten bir hoca problemimiz var. Bunu bir an önce de çözüp bu Tepecik maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür. Evet sevgili izleyenler, Fethiyespor Başkanı Okan Uysal'ın verdiği cevaplar böyle. Fethiyespor'u İstanbul Spor maçına kısa sürede hazırlayan ve maç boyunca da bütün taktikleri veren sevgili Ali Akbak, aynı zamanda Tepecik Spor maçına da takımı hazırlıyor. Bugün ilk idmanı da yaptırdı, haftanın ilk idmanını yaptırdı bu maç öncesi Fethiyespor'a. Ali Akbak neler söyledi, karşılaşmayı nasıl değerlendirdi, ekranlarınıza geliyor. İstanbul Spor maçı geride kaldı, kaybettik. Evet. Giderek yani önemli bir takımdı. Üst sıralara şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Nasıl bir maç oldu? Vallahi kendi maçtan önceki düşüncelerimizi aşağı yukarı ikinci bölge savunmasıyla başladık. İlk yarı uyguladık. Tabii karşımızdaki rakip dinamik, çok hareketli bir takım. Genç bir ekip. Biz kendi düşüncemizdeki ikinci bölge savunmasıyla karşılayacağımızı düşündük ve bunu da başardık. İkinci yarının başında gol yedik ama arkasından hemen Oğuzhan arkadaşımıza güzel bir golüyle cevap verdik.
Daha sonraki şeylerde karşılıklı ataklar şeklinde geçti. Tabii bir anda defansımızın konsantre eksikliğiyle taçtan kullandıkları 2-1'le uzak köşeye bıraktı ve oradaki boş kaleye golü attı. Daha sonra biz kalan süreç içerisinde 80. dakikadan sonra hemen hemen tek kaleye çevirdik maçı. Son saniyelere kadar gol aradık. Ama istediğimiz golü bulamadık. Yani son dakikada korner kullandık. Kubile'yi dahi gönderdik. Yani son dakikaya kadar beraberliği de bulabilirdik. Genel anlamda bizim takımın kalitesi ben daha iyi olduğunu düşünüyorum. Biraz mentalite açısından toparlanmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama görüntü, çocuklar istekli, arzulu. İlerleyen günlerde bu takım daha iyi olabileceğini düşünüyorum. İnşallah gelecek hoca ile beraber yeni bir sinerji bulurlar, yaratırlar. Ve önümüzdeki maçları da kalan 5 maçı da istediğimiz puanları alarak bizim hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Evet. Ali Hocam, evet. Tepecik maçı var. Evet. Nasıl başlayacaksınız bu maçı mesela? Eksik var mı? Vallahi şu andaki pozisyonda eksiğimiz yok. Geçen hafta biliyorsunuz bayram yoktu. Evet. Bayram da bu hafta dönecek. Sarı kart sınırında olan arkadaşlarımız bu hafta görmedi. Sakatlarımız düzeldi. Bizim Tepecik maçının önemini anlatmaya gerek yok. Artık yeni bir çıkışa geçmemiz lazım. Bu çıkış içerisinde bizim hesapladığımız bir puanlamalar var. Tepecik maçı biliyorsunuz yani bizim ya alt mı ya üst mü görüntüsü var. Bizim mutlaka almamız gereken bir maç. Bunun ardından Zonguldak'a gidiyoruz. Ama ben şuna inanıyorum ki İstanbulspor maçındaki istek, arzu futbolcu arkadaşlarımıza olursa Tepecik maçında ben zorlanacağımızı düşünmüyorum ama mentalite açısından hazırlamak gerekiyor. Bizim de şu andaki zaten yapabileceğimiz şey görüntü bu. Arkadaşlarımızı beyin olarak hazırlayıp maça çıkarmak. Ama ben inanıyorum Tepecik maçından iyi bir skorla ayrılacağımıza. Sevgili izleyenler, Fethiyespor'da hafta sonunda Tepecik Spor maçı var. Ve bu maç öncesinde Lacivert Beyazlı Camia'da teknik patron kim olacak? Bu sorunun cevabını arıyoruz ve Fethiyespor'da bugün akşam saatlerine kadar Başkan Okan Uysal yönetiminde bir dizi toplantı yaptı. Az önce Sayın Okan Uysal'ın açıklamalarını dinledik. Evet, 10 isimden söz ediliyor sevgili Fidan. Masaya yatırılmıştı. Tabii bu isimlerden işte 2'ye düştü deniliyor. Sevgili Mustafa Ceviz, Fethiyespor şampiyonluğa taşıyan Okan Uysal ve Profesyonel Şube Sorumlusu Sayın Volkan Biber de Mustafa Ceviz'le görüştüler. Görüştüklerini söyledi Sayın Uysal. Tabii ayrıca Şaban Yıldırım'ın da olduğu söyleniyor. İsmail Ertekin Hoca, Balıkesir Spor ve Bandırma Spor'u şampiyon yapan. Yine Muharrem Uğur, Akif Başaran, Necat Gülpınar, Mehmet Çakıroğlu, Müjdet Yalman, Adnan Yazıcıoğlu, Selahattin Dinçel, Şaban Yıldırım ve Mustafa Ceviz'in tam 10 teknik sorumlu. Tabii bilmediklerimizle bu arada teklif edilenler de var, aracılar da var Fethiyespor'da. Ama bizim aldığımız bilgilere göre de Şaban Yıldırım'ın ismi de ağırlık kazanıyor. Sakaryaspor, Kartalspor, İnegölspor, Eski İstanbulspor teknik sorumlusu Sayın Yıldırım'ın sözü ediliyor. Sayın Volkan Biber telefon attığımızda son ana kadar akşam saatlerinde ve akşam da devam etti. Sayın Biber profesyonel şube sorumlusu Fethiyespor'da. Bakalım bir müjdeli haber alabilecek miyiz? Kesinleşti mi? Sayın Biber, iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Ve son durum nedir? Arda arda toplantılar yaptınız. Fethiyespor'un menfaatlerini ve aynı zamanda Fethiyespor'a katkı sağlayabilecek, kan değişikliğini gerçekten gerçekleştirebilecek hoca konusunda müthiş bir çalışma trafiği yaşadınız, mesai harcadınız. Son durum nedir efendim?
Hocam iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hocam size de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Erdoğan hocam öncelikle Fethiye'mizin çocuğu Enver hocamıza yollarımızı Nazilli maçından dolayı ayrıldı. Nazilli maçından sonra yollarımızı ayırdık. Ona yeni futbol hayatında başarılar diliyorum. Her iki tarafa da hayırlı olsun diliyorum. Mutlaka bundan sonra da Fethiye Spor'a katkı sağlayacaktır. Sayın Ata çocuğu bir kopmuşluk yok zaten. Yok, kesinlikle yok. Evet. Hala kendisiyle görüşüyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Böyle olması gerekiyordu. Dediğim gibi her iki tarafa da hayırlı olsun. İstanbul Spor maçından sonra hoca arayışlarımız başladı. Bununla ilgili başkanımız da bugün açıklama yaptı. Evet. Mustafa Ceviz'le bir görüşmemiz olmuştu pazartesi günü. Bu Ceviz görüşmesinden sonuç alınamadığını da açıkladı. Nedir efendim? Hocam kendisine biz karşılıklı konuştuk. Başkanımızın olduğu bir toplantıda. Bu da çok doğal. Evet. Fethiye Spor'u başarıya götürmüş, Fethiye Spor'a şampiyonluk yaşatmış, futbol oynamış bir isimdi Mustafa Ceviz. Hocam şu anda Fethiye Spor'un durumunu bir öncelikle konuşmak lazım. Çok ince bir çizgideyiz. Evet. Yani maçları aldığımız takdirde önümüzdelikle şu 5 maçtan 11-12 puan çıkardığımız takdirde olacağımız noktayla 6-7 puan çıkaracağımızda olduğumuz nokta arasında çok ciddi bir fark var. Evet. Öncelikle bunu bilmek lazım. Bu bir hoca için öncelikle cesaret isteyen bir konu. Belki de böyle bir durumu Mustafa Hocam cesaret edip kabul edememiş olabilir. Kendisi bize net bir açıklama yapmadı ama bu görevde olamayacağını söyledi. Evet. Şunu da söyleyeyim açık açık. Şartlar ekonomik boyuta dahi gelmedi. Yani bir pazarlık aşamasına dahi gelmedi fiyat olarak. Ben bu görevde olmak istemiyorum dedi. Biz de kendisine saygı duyduk. Öncelikle bunu açık açık söylemek isterim. Daha sonra Şaban Yıldırım hocamla görüştük. Kendisi Pendik Spor'dan ayrıldı. Bu hafta Erzurumspor'la yapmış oldukları maçtan sonra bu da ekonomik olarak bizi aşan bir bütçe çizdi. Biz de Fethiye Spor'u bu tip durumda çok parasını açıkçası hovardaca harcamak istemeyiz. Kemal Kılıç'la da görüştük. O Şaban Hocam'dan daha da yüksek bütçeler sundu bize. Evet. Yani bizim bu tip hayaller kurma peşinde değiliz. Evet. Yani çok yüksek bütçelerle bu işlerin olmayacağını çok açık biliyoruz. Şunu da açık açık söyleyeyim hocam. Buyurun. Yarın bu ligi bilen, bu ligde tecrübeli ve bu ligde çok görev yapmış bir hocayla görüşmemiz var. Bu hocayı hem hocamızı yıpratmamak adına, çünkü daha anlaşmaya varmadık, ismini söylemeyeceğim. Yani son ama görüşme mi gerçekten yapılacak? Bu işe cesareti olan, bu ligi kaldırabilecek, bizim takımımızı yakından takip ettiğine, görüşmelerimde inandığım bir hocamızla görüşmemiz olacak. Yani Allah son görüşme mi yapılacak? Anlaşabiliriz hocamızla. Evet, son görüşme mi yapılacak? Hocam son görüşme diyebilirim ama her şey önce hayırlısı. Hayırlısıyla anlaşırsak kulübümüze katkılı bir hoca olacağına ben ve başkanımız inanıyoruz. Yönetimimiz inanıyoruz. Evet, en azından baş harflerini alabilir miyiz? Çok önemli çünkü gerçekten şu dakikaya, şu saate kadar bekledi taraftarlarımız. Daha önce hangi takım, bu ligde çalıştı, görev yaptı dediniz ama. Yani hocam bundan ne çıkar bilmiyorum. Yani baş harfleri çok önemli bilmiyorum ama. Önemli. Benim ismim iki harfli, bunların dan bir tanesinin baş harfi var onda. Nasıl anlayamadım? Benim ismim Ahmet Volkan Biber. Bu A ya da V harfi hocamın harflerinin içinde var. Öyle söyleyeyim, sizin esprili sorunuza böyle bir cevap vereyim hocam. Evet.
Teşekkür ederiz. Tabii ki netleşmeden de açıklamak tabii, istemiyorsunuz. Söylemek çok doğru olmaz. Önce netleştirmek lazım. Hocamızı da yıpratmayalım. Ama ayrısıyla öğlen ne kadar size bu konuda cevap veririz hocam. Evet. O zaman yarın Fethiye'deki bütün basın mensuplu arkadaşlarla herhalde bu anlaşma sağlanmış olacak ve bilgi aktarımı paylaşımı olacak. Yarın akşam da bültenlerimizle ekranlara getiririz. Sayın Biber, önemli artık hocaya teslim edeceksiniz. Yeni hocaya Fethiye Spor'u. Evet hocam. Evet. Başarılar diliyoruz Fethiye Spor'a. Çünkü önemli bir maç yapacak. Tepecik'le karşılaşacak. Keçiören Gücü'ne 3 gol atmış bir takım. Evet. Şampiyonluğa oynayan Keçiören Gücü karşısında 4-3 mağlup oldu ama direnen bir takım geliyor. Gol atabilen bir takım geliyor Fethiye'ye. Taraftarlara ne söylemek istersin? Yeni hocayla, yeni kan, profesyonel şube sorumlusu olarak ne yapacağız, ne bekliyoruz efendim? Hocam öncelikle kendi evimizde oynuyoruz. Tabii. Dediğim gibi çok ciddi 5 maç var bizi bekleyen. Tepecik bizim altımızda olabilir ama kendi evimizde bu saatten sonra devre arasına kadar devre arasından sonra da ikinci yarıda yenilmeye tahammülümüz yok. Evet. Böyle bir durumda da kendi evimizde oynadığımız maçta 12. adam seyirci. Bize ve takımıma sonuna kadar destek olmalarını istiyorum. Bize inanmalarını istiyorum. Biz karamsar tablo çizmiyoruz. Evet. Ben takımıma, başkanım takımıma, yönetim takıma sonuna kadar güveniyor. Ve bu takım inanın çok iyi yerlerde olacak. Evet. Biz buna inanıyoruz. Hı-hı. Takımı da buna göre kurduk zaten. Evet. Talihsiz şeyler gelişti. Seyirciden şunu istiyorum. Takımlarına inanmalarını istiyorum. Hı-hı. Kendi evimizde oynayacağımız çok kritik bir maça çıkıyoruz. Evet. Biz 3 puan istiyoruz bu maçtan. Başka bir sonuç yok bizim için. Bu 3 puanı da onlarla birlikte alacağımız inancı içerisindeyiz. Onlardan istediğimiz bize sonuna kadar destek olmaları, 90. dakikaya kadar umutlarını hiçbir zaman kaybetmeden destek olmalarını istiyoruz. İnşallah onlar görevlerini yaparlar, biz sonuna kadar görevimizin arkasındayız. Evet, Nazilli Belediyespor maçında olduğu gibi 90+5'te bayramın ayağından gelen gol takımı nasıl rahatlattı gördük hep beraber. Aynen. Burada seyircimizin de çok büyük katkısı vardı. Nazilli'de bizi gerçekten desteklediler. Sonucunda hep beraber yaşadık. Tabii ki kendi evimizde beraber kalmak istemezdik. Kazanmak isterdik. Kazanmak için sahaya çıktık ama en azından onların sayesinde kaybetmedik. Evet. Çok teşekkürler Sayın Biber. Yarını dört gözle bekliyoruz. Dileriz Fethiye Spor'a bu yeni isim hayırlı olur. İnşallah, inşallah hocam. Tepecik maçı da bu arada çok kolay bir maç değil. Onlar da hocalarını değiştirdiler. Evet. Bir yükseliş ivmesindeler. Maç kaybetmiş olabilirler ama çok çetin bir maç yaptılar. İyi takım. Kolay bir maç olmayacak ama biz kazanmak istiyoruz bu arada. İnşallah yarın da hayırlısıyla yeni hocamızla anlaşmamızı yaparız. Bu müjdeyi de hep beraber seyircilerimize, taraftarımıza veririz sizle birlikte. Evet, dileriz. Çok teşekkürler, iyi geceler. İyi geceler hocam. İyi geceler. Evet Sayın Fidan, artık son 2 dakikam. Evet. Nasıl toparlarız bu konuda? Vallahi, tabii ki tercih o bizim önermemiz gerekiyor. Birçok yerde şu anda çantası elinde antrenör var. Evet. Bunlar çeşitli kişileri araya sokarak yönetimleri de baskı altına alır. Bütün takımlar bu ara yani Kasım, değişim içinde Ekim, Kasım içinde. Değişim içinde yaprak dökümü başladı. Bütün hocalar değişiyor. Ama bir yerden ayrılmış olan öbür tarafa gidiyor. Veya bir alt basamakta sezonu tamamlayabilmek için görev almayı tercih edenler de oluyor. Şu anda bu açıdan piyasa kızışmış vaziyette. Şimdi umarız... Aydın Spor'da da görev yapmış bir hoca gelecek diye düşünüyorum ben. Yani Akif Başaran gibi benim tahminim o. Ama yani tahmin bu sadece. Evet. Yönetim ne yaparsa kendisi alacağı karardan inşallah pişman olmaz. Hı-hı. Görev alacak, kabul edecek kişi de pişman olmaz. Görev yaptığı veya sıcağı sıcağına ligin içinde yer alan kanlı canlı biraz hedefleri olan bir futbolcu olursa, hoca olursa, genç bir takıma hocalık yapacağının bilincinde olursa,
Umarım bundan ne yönetim kurulumuz verdiği karardan pişmanlık duyar ne de hocamız. Fethiyespor da kazanır buradan. Umarım kazanır. Çünkü 5 maç var ilk yarı için. 22-23 puanı sevgili arkadaşımız da çok Volkan güzel söyledi. Volkan Bey de çok güzel söyledi. Yani şu anda 5 maçta alacağımız puan çok önemli, kritik. Tabii ki ligi gene biz sıkıntı yaşayabiliriz belki ama hedefimiz yukarılar olmayabilir. Ama ligde gene kalacak bir kadromuz var sayılır. Birkaç tane takviye ile bazı futbolcuların da çeki düzen verilmesiyle gerçekten takım ligi rahat yerde bitirebilir. Ama bu önümüzdeki ilk 5 haftada hocamızın da ne yapacağı, Abdullah abinin söylediği gibi sihirli değnek yok. Ama eldeki malzemeyi en iyi kullanabilirse, kimisi çorbadan çok daha güzel lezzetli şeyler çıkarabilir, kimisi tadı tuzu yerinde olmayabilir. Evet. Ama umarım herkesin istediği ve gönlünce olsun. Fethiyespor'uma zarar gelmesin. Bütün düşüncemiz bu. Şimdiden verdikleri kararlar için biz saygı duyuyoruz tabii. Evet. Başka bir şey yapamayız. Biz sadece sahada gördüğümüzün sonuçlarını değerlendiririz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum ben. Dileriz de Tepecik Spor maçını alır, kazanır ve Fethiyespor'un galibiyetini değerlendiririz. Güzelliklerini konuşuruz değerli izleyenler. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Timur Fidan. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, yaklaşık 2,5 saatten bu yana spor saatinde Muğla takımlarının daha iyi, nasıl başarılı olabilmesini konuştuk. Ben gerek telefonlarla gerekse stüdyoda sevgili Timur Fidan'a, Abdullah Çevirme İstanbul'dan verdikleri bilgiler için teşekkür ediyorum. Bodrum Spor kendi evinde saat 13'ten itibaren önemli bir sınav verecek. Tire 1922'yi ağırlayacak. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor'a başarılar diliyoruz. Düz Yurt deplasmanında Muğla Spor yine puan ve puanlar avına çıkıyor. Cem Canbaz'la beraber başarılar diliyoruz. Fethiye Spor, Ortaca Belediye Spor ve Yatağan Spor'da hafta sonunda yine önemli müsabakalara çıkacaklar. Her üç takım masada başarılar diliyoruz. Bu akşamlık spor saatinde bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına, bölgemizdeki bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte bölgemiz takımlarının başarısını konuşabilmek dileğiyle mutlu geceler, esenlikler, hoşça kalın değerli izleyenler. Çok çok teşekkürler.